Buyurun. Afiyet olsun. Yine döktün. Kusura bakmayın. İşte oldu. Üzerinize dökülmez artık. Afiyet olsun. Doğru mesleği seçtiğine emin misin? Tekrar özür dilerim. Bu meslekte pek geleceğin yok bence. Bugün de vermezse maaşımı olacağı o artık. Bugün izin günün değil mi senin? Öyle de maaşımı almaya geldim. Yarın veririm demiştiniz. Ödeme günü bugün. Alacaklılar kapıda. Bak hesap kitapla uğraşıyoruz. Birazdan çıkıp bankaya gideceğim. Bugün izinli yap sen. Yarın hallederiz. Turgut Bey, benim o paraya bugün ihtiyacım var. Benim kira gecikince ev sahibi kapıya koydu. Güç bela yeni bir ev buldum. Yeni ev sahibi para... Hayat hikayeni anlatmayacaksın herhalde. Yarın dedim, seneye değil, yarın. Turgut Bey! Bak sen, vermezsem ne olur? Polise mi şikayet edersin? Yerinde olsam yapmam. Sınır dışı olmak istemiyorsan eğer. Ama yine de insanlık bende kalsın. Madem zordasın... Al. Ama eksik bu. İyilikte yaramıyor. Bak asabımı bozuyorsun yavaş yavaş. Turgut Bey, benim maaşımın tümüne ihtiyacım var. Yarısı yetmez. Kira ödeyeceğim, eşyalar yolda taşınıyoruz. Vereceğim dememiş olsanız. Ha bir de suçlu olduk yani. Bak sen, biraz daha konuşursan elindekilerden dolacaksın. İş bulana kadar her şeye eyvallah, ondan sonra tamam. Ne yapıyorsun? Senin bu yaptığına ne derler biliyor musun? Yediğin kaba pislemek. Bu para benim maaşım. Alın terim. Hakkım. Ver o parayı. Yakalayın. Hırsız. Paramı çaldı. Dur. Hırsız. Kızı yakalayın. Hırsız var. Paramı çaldı. Hırsız. Hırsız. Hırsız kaçıyor. Kızı yakalayın. Hırsız. Paramı çaldı kız. Allah razı olsun Ahmet abiden. Büyük eşyaları taşımasaydı zor taşırdık bunları içeri. Bunlar da bize kaldı. Başlayalım mı? Şişt, şişt, dur bakalım küçük hanım. Boyundan büyük işlere kalkışma. Sen şu küçük poşetleri taşı yeterli. Fazla yorma kendini. Narinden ses yok hala. Ne yaptı acaba? Bugün de maaşını alamazsın. Sen
Şahan. Nesi vardır, nesi yoktur koydum valize. Kapının önüne dur. Ana, eline koluna sağlık. Yine döktürmüşsün valla. Afiyet olsun Şahan. Hayırdır ana? Hasta mısın? Yok be Şahan. Üzülüyorum da. Durduk yere yuvalar yıkıldı. Emir yakışıklı delikanlı. Reyhan kızım desen dünyalar güzeli. Kesin nazar dedi, nazar. Öyle bence de. O Cemre denen kenafir gözü de meydanı boş buldu. Konağa yerleşti he. Hayır, evin hanımı gibi geziyor ortalıkta. Bizimki de maşallah. Hemen alıştı yeni duruma. Ne ediyormuş gelinim? Ne ediyor gelinim? Ediyor edeceğini gelinim ana. Bak Sefer. Bak Şahım. Kız daha yeni badire atlattı. Bak evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Bir şey deme kıza da. Analık hakkımı helal etmem ha. Deme du deme. Sen sıkma canını ana. Düşük falan unuttu o. Aman. Neymiş efendim? Cemre Hanım gibi incecik olacakmış. Kilo verdiği için pek memnundur o. Neyse ya. Masalcık nerede, ne yapıyor? Okula dur. Sorma. Bugün gene zor götürdüm onu. Gitmem diye tutturdu. Niye ki? Leyla'dan sonra böyle oldu Şahım. Yani babası bir dakika yanından ayrılsa kıyametleri koparıyor. Babam yedirsin, babam götürsün. Babam yatırsın. Ya babam da babam. Kemal Bey nasıl peki? O da ayrı kadersiz. Ya duygularını da belli etmez biliyorsun. Ya içinde kıyametler kopsa şu kadarcık anlamazsın. Ay ay. Sen o lokantada hırsızlık yapan kız. Hayır. Göründüğü gibi değil. Ben hakkım olmayan bir şey almadım. Yürü bakalım. Önce hastaneye sonra karakola gidiyoruz. Ne diyorsun sen be? Ne karakolu? Orada olanları gördüm. Hiçbir şey görmedin sen. Ben kendi paramı aldım o adamdan. Hakkımı. Hastaneye gidiyoruz dedim. Hastaneye falan gitmiyorum. Bileğimi incittim. Kendini suçlu hissetmeye gerek yok. Ben niye kendimi suçlu hissedeyim? Önümü atlayan sensin. Kaçarken. Neyse. Bak. Bırak yolumu gideyim. Buralı değilim ben. Fark ettim. Ama bu suç işleyebileceğin anlamına gelmiyor. Karakola gitmemizi de engel değil. Hayır olmaz. Karakola gitmem ben. Ülkeme dönemem. Bırak beni gideyim. Hem beni bekliyorlar. Oldu. Hem kaçak işçi olarak çalış. Üstüne bir de... Madem güzellikte gelmiyorsun. Yapma. Ya yalvarırım Allah aşkına. Bilmediğin şeyler var. Karakola gidemem ben. Gidersem sınır dışı edileceğim. Ülkeme dönemem. Ölürüm, bitirirler beni. Geri kalmadı zaten. Yalvarırım, bırak beni. Bir şartla. Çaldığın o parayı adama geri vereceksin. Ya niye laftan anlamıyorsun? Ben para falan çalmadım. Adam haftalardır maaşımı vermiyor. Maaşımı istedim, 3 kuruş verdi elime. Tamamını istedim, seni polise ihbar ederim dedi. Ya yemin ederim maaşımdan 1 kuruş fazlasını almadım. Sadece maaşımı aldım. Ya yalvarırım, bırak gideyim. Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de dedesi çıktı başımıza. O konuyu hiç anlamış değilim ana. Bunca zaman aklı neredeymiş adamın? Hem velayet davası nereden çıktı? Kapı gibi babası var arkasında çocuğun. Ben dedesiyim. Torunumun aile ortamında yetişmesi gerekir. Dolayısıyla benim yanında olması gerekir deymiş. Mahkeme ne zaman? Ha bu cumadır. Gitme. Ulan masalcı ağlıyor da. Kimsenin haberi yoktur. Bu yaşında neler yaşadı garibim ha? Yalnız senin kuralların değil mi?
kuralsızlık kaos yaratır. Kuralmış. Hiçbir şey bildiğin yok senin. Avukatım ben. Suç nedir çok iyi bilirim. Ben suç işlemedim diyorum. Daha kaç kez demem gerekiyor? Başa düşmüşsen. Yeter ama. Karakol burası. Özür dilerim memur hanım. Haksızlığa uğradığım için öfkeleniyorum ben. Ya da suçlu Pony'e. Ne çıktı memur hanım? Patronun sütten çıkmış ak kaşık değil. Kaçak işçi çalıştırıyor para ödememek için. Sabıka kaydı var. Yakalandığında üzerindeki parayla maaşını eşleştirdik. Yani doğru söylüyor. Gördün mü? Bana inanmadın bir de. Endişelenmesi gereken hırsızlık suçu değil. Oturma izni yok, çalışma izni yok. Sınır dışı edilecek. Olmaz. Ya senin yüzünden. Senin yüzünden sınır dışı edileceğim. Allah'ım ya, yollayacak mısınız beni? Hanımefendi, işi zorlaştırmayın lütfen. Ülkeye hangi tarihte giriş yaptınız? Ya Allah aşkına izin verin gideyim. Yollamayın yabancılar şubeye. Tutanak tutuldu bir kere. Sorularıma cevap verin. Bilmiyorum. Bakın ben Azerbaycan'a gidemem. Gitmeyi istesem de olmaz. Ölürüm, bitirirler beni. Oturma izniniz yok. Çare yok. İşlemleriniz tamamlanınca sınır dışı edileceksiniz. Siz de bekletiyoruz ama. Önemli değil, siz işinizi yapın. İmza için sadece. Ya lütfen, hayat memat meselesi diyorum ya. Hiç mi vicdan yok sizde? Ben ne yapabilirim? Kanun böyle. Madem bu kadar çok kalmak istiyordun, yasal yollara başvursaydın. Ne bileyim, iltica falan etseydin. Hiç olmadı, evlenip helalinden bir yuva kursaydın. Allah Allah. Reyhan abla, dıştaki kapının arkasında erkek kıyafetleri var. Biliyorum canım, Ahmet abi söyledi. Ev sahibininmiş, gelip alacakmış. Ne yapayım? Sen yerine asabilirsin onları. Zeynep. Canım iyi misin, neyin var? Bir şeyim yok. Başım döndü sadece, yoruldum ya ondandır herhalde. Yok, sen iyi değilsin. Doktora gidiyoruz, hadi. Ama eşyalar? Boş ver şimdi eşyaları, biz gelince Narin ablanla toplarız. Ama önce Narin ablana haber verelim. Telefon, ben telefonu nereye koydum? Bu kim ki? Alo. Reyhan benim. Narin? Ben karakoldayım Reyhan, gelemeyeceğim. Söz verdim sana ama tutamadım. Gelemedim. Zeynep'e iyi bak, olur mu? Şimdi kapatmam gerek. Reyhan abla, ne oldu? Narin ablan karakoldaymış. Sınır dışı edecekler. Reyhan abla, görmeye gidelim ne olur. Tamam canım, sonra da doktora gideriz. Yusuf, bakar mısın? İfadesinin bir örneği yabancılar şubeye gidecek. Peki. İmza eksim kaldı sadece, geliyorum hemen. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bak. Böyle olmasını ben de istemezdim ama kanunlar... Kaçak çalışmak suç neticede. Nasıl yardımcı olabilirim bilmiyorum ama en azından bir... dönüş masraflarını falan karşılamak isterim. Ben ne yapabilirim? Kanun böyle. Madem bu kadar çok kalmak istiyordun, yasal yollara başvursaydın.
Ne bileyim, iltica falan etseydin. Hiç olmadı evlenip helalinden bir yuva kursaydın. Tamamdır bu. Bir okuyup imzalayın. Evlen benimle. Zeynep'ciğim, sen burada otur, beni bekle. Ben hemen Narin ablana bakıp geleceğim, tamam mı? Sonra da birlikte hastaneye gideceğiz. Tamam mı canım? Bekle beni. Ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Yok, amcam avukata gerek yok diyor ama... yine de her ihtimale karşı Turgay Bey yanında olsun. Tamam. Tamam, sağ ol, görüşürüz. Evlen diyorum, benimle. Ne şaka mı bu, ne bu? Zeynep. Zeynep aç gözlerini, iyi misin? Zeynep aç gözlerini lütfen. Zeynep, beni duyuyor musun? Zeynep aç gözlerini. Zeynep duyuyor musun beni? Zeynep hadi aç gözlerini. Emir abi. Buradayım canım.
Buradayım yanında, korkma. Bayıldın sadece. Zeynep, iyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim. Tamam. Ama biz yine de bir doktora görünelim. Evet, biz doktora gidecektik zaten. Hadi. Taksi bulmamız lazım. Taksi görebiliyor musun etrafta? Acele et gelmek istiyorsan. Allah Allah. Bu sefer de yanlış dosyayı imzalatmışım. Ne? Böyle saçma sapan bir soruya cevap mı bekliyorsun? Sınır dışı edilemem. Olmaz. Gidemem. Evlenmen lazım benimle. Tamam, siz gidebilirsiniz. Ne? Kim? Hiçbir yere gidemezsin. Senin yüzünden buradayım ben. Bana çarptın, çarpmasaydın. Sen önümü atladın. Gidersen pişman ederim seni. Zeynep, nasılsın canım? Zeynep? Zeynep? İyiyim. Ama gitgide yükseliyor senin ateşin. Daha hızlı gitmiyor mu bu araba? Yüzüne su sarıp. Zeynep'in. Çok az kaldı. İyiyim. İyisin tabii. İyisin, daha da iyi olacaksın. Kemal Bey, bir saniye bekler misiniz? Evet. Bir sorun mu var? Hakkınızda şikayet var. Ben de seni arıyordum. Emir'in sevdiği meyve salatasından yapalım. Dondurmayla servis edelim. Tabii, hallederim ben. Kötü mü duruyor? Hayır hayır. Aksine harika görünüyorsunuz. Değil mi? Ben de çok beğendim. Ha bu arada şu beğendiğin ayakkabılarım. Aynı mağazadan bir başka modelinde senin için sipariş verdim. Gerçekten.
Gerçekten mi? Teşekkür ederim Cemre Hanım, çok teşekkür ederim. Bana da mı aldınız yani? Ah Nigar, ah. İftira bu. Düpedüz iftira. Böyle saçma sapan bir iftiraya nasıl inanırlar anlamıyorum. Sana bilerek çarpmışım öyle mi? Ben sana bilerek falan çarpmadım. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Şu dünyada hangi erkek suçunu kabul etmiş ki? Önce yaparlar ederler, sonra ben ne yaptım ki derler. Hep aynı terane. Hiç hele bakma. Sana göre buradayız biz. Sen hala konuşuyor musun? Konuşurum tabii. Yalan mı? Hepiniz aynısınız. Erkek yıkar, kadın yapar. Erkek saçmalar, kadın bağışlar. Erkek kızar, kadın susar. Oh ne âlâ memleket değil mi? Bir de avukatmışsın, yazık. Adalet kimlere kalmış? Beni mağdur ettin. Hırsızlıkla suçladın, pişman bile değilsin. Biliyor musun, sen delisin. Hem de zır deli. Neyse. Hatanı düşün, ders çıkar. Belki bir faydası olur. Hata mı? Evet hata. Kılçıksız hem de. Sana yalvardım. Ben masumum dedim. Karakola gitmeyelim dedim. Ama yok, inat ettin. Ne oldu? Buraya geldik. Hatanı düzeltmek için sana fırsat verdim. Sen ne yaptın? Sırtını dönüp... Sen ne saçmalıyorsun be? He? Ben sana ben de evlenmesem benimle evlenir miydin? Aynı şey değil ama... Bu şartlarda olursa evet. Senin kimi bir deliyle de evlenirdim ben. Sen aklını kaçırmışsın. Seni ancak şu yüzüne çemkirdiğin kişi buradan çıkarabilir. Laflarına dikkat et bence. Kabahat bende. Senin gibi deliyle muhatap oluyorum. Tamam kabul, ben deliyim. Ama inan tanımadığım biriyle evlenecek kadar deli değilim ben. Ortada hayat memat meselesi olmasa niye senin gibi biriyle evleneyim ben? Bir düşünsen, anlamaya çalışsan. Başka çarem yok. Evlenmesek beni sınır dışı edecekler. Azerbaycan'a dönemem ben. Dönersem... Aslında yani ben senin düşündüğün gibi kötü biri değilim. Gerçekten. Tanısan? Ne diyorsun?
ateşini öyle anlayamazsın. Yok ateşin. Yani bu şekilde ölçülmediğini bilmiyor olamazsın. Öyle de olur. İyisin, merak etme, yok ateşin. En doğru sonucu eller değil. Bunlar bilirler. Ha ama öyle ölçmem diyorsan Rusun Hanım'ı. Tamam. Tamam bakayım. Ya bak, emin misin ya? Bak, o kadar kısa sürede anlaşılmayabilir. İyisin işte, iyi. Gayet iyisin. Kızımız hala uyuyor demek. Evet, bir saattir uyuyor doktor bey. Sonuçları çıktı mı? Durumu nasılmış? Satüre başlangıç. Dinlenmeli ve iyi bakılmalı. Aksi takdirde zatüreye çevirebilir. Zatüre mi? Duydun işte. Zatüre. Endişelenmeyin. İlaç tedavisi ve iyi beslenmeyle kısa zamanda kendini toparlar. Ancak hastalık ilerler, nefes darlığı ya da yoğun bir öksürük krizi vesaire yaşarsa hiç beklemeden doğru hastaneye gidiyorsunuz. Her ihtimale karşı gözünüz üstünde olsun. Serum bittikten sonra hastamızı çıkarabiliriz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kes şunu. Düşünmem lazım. Şunu yapmadan düşünemiyor musun? Hayır. Zihnimi açık tutuyor. Düşünecek bir şey yok. Her şey açık ve net ortada. Senin tuzun kuru tabii. Azerbaycan'a geri dönemem dedin sen. Sonra da sustun. Ne saklıyorsun? Hiçbir şey saklamıyorum. Hem sana ne? Ben Beleyem.
Neşemi de öfkemi de büyük yaşarım. Allah ben bile yaradı. Ne sakladığımı söylersem evlenir misin benimle? Elbette hayır. Onda ne soruşursan? Soruşturmadım varsay. Nihayet. Kusura bakmayın Kemal Bey. Telefonun şarjı bitince bir de malum İstanbul trafiği. Hallettin mi? Hallettim. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Ben onu şikayet ettim. Bana çarptı, bilerek çarptı. Kaza mahallinde kameralar incelendi. Ortada kasıtlı bir durum yok. Nefesini boşa yorma. Dinlen istersen. Zaten yolcusun. Yabancı şubeden arkadaşlar gelecek. İşlemlerin tamamlanınca sınır dışı edileceksin. Şikayet eden kimmiş peki? Azerbaycanlı mı? Allah Allah. Beraber misiniz amcamla? Tamam, iyi iyi. Emir abi. Zeynep içeri. Daha ne kadar söylemem lazım? Gelme. Gelme, istemiyorum. Ama Cavidan Hanım... Laftan anlamıyorsun değil mi? Hiç anlamayacaksın. Tamam. En azından bunları alın. Sizin için yaptım hepsini. Sevdiğiniz yemekler.
Laftan anlamıyor musun sen Melike? Ben ne söylüyorum sana? Benim hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Derdin ne? Ortalığı toparlasam? Çamaşırlarınız, yıkanacak şeyler varsa... Lüzum yok. Lüzum yok. Tamam. Bunları alın o zaman. Geri götürmeyin. Melike. Melike, benim sinirlerimi zıplatma. Yoksa... Yoksa sen benden eğleniyor musun ha? Bu gördüğün hoşuna mı gidiyor? Bu getirdiklerini al başkasına götür. Ya da çöpe at.